Evet sevgili paletin renk izleyicileri, işte biz ayağımızın tozuyla İzmir'den düştük yollara, geldik Berlin'e. Tabii ki soluğu nerede aldık? Sinema Güzeli Yarışması Berlin seçmelerindeyiz. Organizasyon sahibi, öncelikle kurucusu Atilla Kaplakaslan'la başlasak acaba neler söylemek ister? Muhteşem jüri bugün Avrupa'da çok güzel böyle gençlerimizi seçtiler. Ben abi lastik patladığı için biraz sonuna yetiştim ama olsun, en azından birazdan hepsiyle beraber olacağız. Ya ben öncelikle sana önceki verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Evet, bunun zaten duyurusunu biz daha önceden programımızda evet, yapmıştık. İlk sen yaptın. Birinci Sinema Güzeli Yarışması'nın Avrupa ayağında Berlin başkent seçtik. Sevgili Ayhan Aydın organize etti. Çok teşekkür ediyoruz. Vicom'a teşekkür ediyoruz bize salonunu açtığı için, kalbini açtığı için, kapısını açtığı için. Güzel bir organizasyon. İki gündür yaşıyoruz. Çok güzel kızlarımız, erkeklerimiz başvurdu. İnan çok zorlandık. Birkaç kez tekrar ettik. Ama çok iyi bir iki kız iki erkek seçti bize. İnanıyoruz. 12 Mart'ta bu iki kız iki erkeğimiz 12 Mart'taki direkt elemeye gelecekler. O günde 12 kız 12 erkek Türkiye elemesi yapacak ve kampa girecekler. 22 Mart'ta da büyük final olacak. Buraya katılan, bize destek veren bütün jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Kendilerine saygımı sunuyorum. Aynen. Ben şöyle hani hemen mesela yanımda Ceren var. Ceren, neler söylemek istersin? Valla ilk defa jüri üyesiydim ve ilk defa bu yarışmanın sunuculuğunu yapacağım. Sevgili vatanın yardımıyla. Çok heyecanlıydık. İnanılmaz bir başvuru oldu. Zorlandık. Bayağı bir zorlandık. Aynen, biliyorum yani. Evet, çok kolay güzel olmuyor böyle işler. Ve çok güzel. Çok, hepsi çok iyiydi. Çok başarılı çocuklar. İnşallah Türkiye'de de Mart 22 Mart'ta büyük yarışmamızı hep beraber orada hep beraber orada zaten buluşacağız. Aynen, buluşacağız. Evet. Bir de zaten bu işi yapanın en güzel tarafı baban olması herhalde, evet, daha da bir mutluluk verici senin için. Aynen öyle. Beni rahatlatan kısım zaten babamın arkamda olması. Şimdi böyle sağ gösterip ben bu tarafa doğru gitsem, şöyle aranıza girsem. İşte bak burada var ya, yani senelerin efsanesi yatıyor, efsanesi. Teşekkür ederim. Ne haber abi? İyiyim gayet. Neler söylemek istersin? Yani gerçekten böyle bir organizasyonu yaptığı için... Salih abi veliahtını seçiyor. Evet, Salih abi veliahtı buldun mu? Yok, burada yok, İstanbul'da. Abi herhalde ben geldim o yüzden işte. Yani ama sen yok, bulamadığın için ben geldim. Yani mesajların hepsi mavi gözlü olmasını söylüyor. Biraz ben zorlanacağım yani. Bütün çünkü çok hem Twitter'dan hem diğer mesajlardan illaki mavi gözlü olsun diyorlar gelecek olan prensi. Zorlanacağım İstanbul'da. Gerçekten çok zor bir seçim oldu. Hepsi birbirinden yakışıklı ve çok güzel kızlarımız vardı. Böyle bir alternatif verdiğimiz için gençlere ben çok mutluyum. Çünkü sadece manken ve modellere şans veriliyordu ve medya tabii arkasından destekliyordu ve oyuncu olarak çıkıyorlardı. Şimdi biz buradan seçtiklerimizi eğiteceğiz. En önemlisi bu. Ve bunun hepsi de yetenekli olduklarına inanıyoruz. Hepsi de zaten sinemaya, kameranın seveceği yüzler olduğuna da inanıyoruz. Biraz zor bir seçim oldu ama böyle bir organizasyondan dolayı Atilla'ya ve destekleyen Ayhan ve diğer firmalara ve kişilere çok teşekkür ederiz. Bunun devamını yapacağız gibime geliyor. Çünkü çok aynen, talep var. Aynen. Gençlere böyle bir şans tanıdığımız için ben de şahsen burada olmaktan mutluyum yani. Siz neler söylemek istersiniz? Bir anda korkuttu mu sizi acaba? Avrupa'daki gençlerin güzel bir imkanı değerlendirdiğini düşünüyorum. Onlar için de güzel bir kapı oldu bu. Çok güzel bir imkan, çok güzel bir kapı oldu. Aşkın Koç, neler söylemek istersin? Sevgili dostum, teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında Avrupa ayağı dedik ama bugün Berlin'de yaptık bu sene. Ama şöyle bakıyoruz ki yarışmacıların çoğu Almanya'nın değişik şehirlerinden geldiler. Bu bizi daha çok sevindirdi. Bu her sene Berlin'de yapılacak diye bir kaydı yok. Tabii ki. Seneye belki başka bir şehirde, yerde yapacağız. Ama şunu gördük. Yurt dışında yaşayan bütün gençlerimiz hepsi birbirinden güzel, yakışıklı ve kendini daha çok geliştirecekler. Bu onlara bir öncü olacaktır. Sevgili Atilla Kaplakaslan'a teşekkür ediyoruz. Ve özellikle Ayhan'a, Almanya Ayhan'da bize çok destekler oldu. Senin de desteklerin bizim için muhteşem. Teşekkürler, sağ olun. Sen zannediyor musun ki sadece Almanya'da ya da bir dahaki senelerde başka şehirlerde yapılacak? Biz Atilla abiyle konuştuk bunu. Seneye Patagonya'ya da gideceğiz. Oradan mı seçeceğiz? Bak orada ne yetenekler var, var ya. Oh, bir bilsen. Süper o belki zaman. Oradan şöyle bir Ghana, ne bileyim işte Afrika Afrika dolaşırız yani. Avustralya'da. Olur mu Atilla abi? Tamam abi, ben hallettim o iş bende abi. Şöyle hemen Vatan Şaşmaz'da Edip Önder'in arasına gireyim. Vatancığım, biliyorsun yani önce... Önce avukatlar. Önce hukuk konuş. Hukuk. Önce hukuk.
Bir de hazır oldu duralım şöyle. Edip abi neler söylemek istersin? Öncelikle uzun zamandan beri sinema konusunda çok ciddi manada star sorunu yaşanıyordu. Bu konuda sevgili Atilla Kaplak Hasan bu konuda önemli bir adım atmış oldu. Sevgili Ayhan kardeşimizin de desteği, Aşkın Bey'in desteğiyle bu açık nokta biraz kapanacak galiba. Büyük bir heyecan gördüm. Ben de jüriye davet edildiğim için son derece mutlu oldum. Onur duydum. Dolayısıyla bu açın bu gidişle, bu heyecanla kapanacağı görünüyor. Güzel bir yarışma oldu. Ben de arkadaşlarla birlikte seçimde zorlandım işin doğrusu. Ama Türkiye starlarını arıyor. Bunu da galiba Atilla'nın başkanlığında başaracağız. Aynen. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hep beraber göreceğiz ilerleyen günlerde. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu yarışmanın Türkiye ayağının finalinde yani 22 Mart'ta Antalya'da sen de Kırmızı Halı sunumlarındasın. Beraberiz değil mi? Abi yine işte tabii ki beraberiz yani. Ya onu, bırakır mıyım abi hiç? Ne onu dedin? Da söyleyelim ben de zaten ya. Dedim bak bana Kırmızı Halı sermezsen gelmem dedim Atilla abi. Kırmızı Halı'da palet var 22 Mart'ta. Aynen. Müthiş bir yarışmaydı. Foto finish. Tekrar ediyorum. Foto finish ile belli oldu. Yarım puan, bir puanla hani böyle birinci de... Burun kılıyla böyle kazanan oldu. Hani ancak öyle. İlgi gösteren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'da yaşayan ne kadar güzel kızlarımız ve yakışıklı beylerimiz varmış dedik. Bilmiyorduk. Bilmek için geldik. Bu sefer biz onların ayağına geldik. Onları görünce üzüldün mü biraz yani senden yakışıklılar çıkınca? Skanmadık değil yani. Skanmadık değil yani. Azmış. Damağına karıştı yani vatancım yani. Elim titredi birincilik. Ama bırak gelsinler artık. Gelsinler. Çok güzel bir organizeydi. Biraz nostalji. Geçmişte ben de film merakım olduğu için Yeşilçam'la da alakalı eski filmleri de sevdiğim için çok güzel bir organizeydi. Çok da sevindik. Tuttu da. Umarım dediğiniz gibi belki burada değil. Başka Avrupa'nın başka kentlerine de hayat bulur. Başarılı olur. Efendim Ayhan Aydın gerçekten Berlin'de çok önemli bir organizatör. Aynı zamanda iş adamı. Burada yaptığı işler zaten tartışılmaz. Kurumsal kimliğiyle çok da böyle önemli bir isim. Her şeyden önce bu organizasyonun Berlin ayağını sahiplenmesinin dışında bir de zaten paletin rengine de renk katıyor. Onun da artık şeylerini yarın artık söyleriz. Olur mu abi? İnşallah. Gizli tutuyoruz. Şu an gizli. Sen neler söylemek istersin bu muhteşem organizasyonla ilgili? Benim için de çok güzel, kaliteli bir organizasyondu. İlk defa bu tarz bir çalışma yaptık tabii ki. Ben de film seven kişilerden birisiyim. Çok sinemaya giderim. Böyle bir organizasyonda dahil olmak çok hoştu. Bu ilkiydi. Muhtemelen gelecek sene daha da büyük bir organizasyon yapacağız. Her şey çok güzel geçti. Biz mutluyuz. Gelenler de duyduğum kadarıyla çok mutlu. Artık kazananların gelecekte yol açık olsun. Aynen. Valla gerçekten iyi ki de böyle bir Avrupa'ya, Berlin'e yapılmış değil mi? Mutlaka. Yani ben zaten dedim ki madem bunu yapıyorsunuz hemen Berlin'de bir Avrupa ayağını yapalım. Ben bu işin içinde varım. Kazananlar da inşallah yola çıkıp da bir yerlere gelebilirlerse çok mutlu olacağız. Daha da mutlu olacaklar. Devamı gelsin. Aynen. O zaman sana çok çok teşekkür ediyoruz Ayhan ben, abi. Ben teşekkür ederim. Biz zaten 3 gün Berlin'deyiz. Bol bol görüşeceğiz yani. O yüzden şimdilik şöyle bir hoşçakalın diyoruz. Bay bay. Evet, biraz önce bu muhteşem organizasyonun yöneticileriyle beraberdik ama şimdi de işte Avrupa ayağını yani kampa katılmayı en azından finale seçilmek için hak kazanan iki bayan, iki erkek yarışmacıyla beraberiz. Ne haber? İyidir, sağ ol. Heyecan var mı? Var biraz. Tanıyalım öncelikle seni. İsmim Songül İnce. Songül İnce, memleket neresi? Erzurum. Erzurum'dan katılıyor yarışmaya. Kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsun? Doğduğumdan beri. Burada doğdun. Evet. Peki doğduğundan beri Berlin'de mi yaşıyorsun? Evet. Süper. Bu yarışmaya katılmak için mesela ne yaptın? Ya aslında şöyle oldu. Benim bir arkadaşım Facebook'ta bu videoyu gördü ve beni etiketledi. Sonra işte şansımı deneyeyim gideyim dedim oldu. Demek ki insanlar şansını denemek istediği zaman denemesi lazımmış. Aynen. Değil mi? Bunu da buradan öğrenmiş oldun. Ya. Korhan Küçük yarışmaya. 21 yaşındayım. Berlin'den katıldım. Berlin'de doğdum. Memleket büyüdüm. Neresi? İzmir. İzmir. Vay kardeşim benim. Hemşo. Ben de İzmir'liyim. Buradan İzmir'e de kocaman selamlar olsun. Bana bak yüzümü kara çıkarırsan valla kulağını olanı çekerim aslında, ha. Haberin aslında. Olsun yani. Şaka bir yana. Peki sen ne yaptın bu yarışmaya katılmak için? Ben, nasıl geldi yani bu yarışma sana? Annem sayende katıldım. Annen herhalde benim televizyon programımı izliyordu muhtemelen. Olabilir. Ondan sonra dedi ki bak paletin renginde gördüm dedi. Bak orada dedi reklamları çıkıyor. Git katıl dedi. Sen de katıldın değil mi?
onun sayesinde. Öyle de öyle şey olsun, aynen, reklam olsun. Peki heyecan var mıydı? Tabii baya yani yavaş yavaş sakinleştim. Şu an iyisin değil mi? Aynen. Elin ayağın titremiyor yani. Yok, iyiyim. Heh, eyvallah. Şu tamam an... o zaman. İsim Tiffany Kurak. Tiffany? Kurak. Kurak. Memleket? İstanbul. İstanbul. Peki sen neler yaptın bu yarışmaya katılmak için? Annem gördü. Annen gördü. Televizyonda. Beni aradı hemen. Ve kızım koş dedi, yarışma varmış dedi, hemen katıl mı dedi, ne dedi? Evet öyle. Valla sen de şansımı bir deneyeyim dedin. Evet. İyi ki denemiş misin? Evet, iyi ki ne. Değil mi? Hı. Süper. Valla inşallah size de böyle finalde güzel güzel kapılar açılır. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Mersi. Şanslı olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Ben geçerim diyor musun yarışma? Evet, %100. Oo, bak bir kere her şeyden önce kendine güzel bir özgüven var yani. Bu da önemli bir şeymiş yani. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım öncelikle seni. Beytullah Yılmaz. Beytullah Yılmaz. Sen nereden katılıyorsun? Stuttgart. Stuttgart'tan katılıyorsun. Buradan tekrar Stuttgart'ta selamlar. Sen neler yaptın yarışmaya katılmak için? Çok fazla bir şey yapmadım aslında. Beni bir arkadaşım sayesinde. Arkadaşım kaydetti. Öyle. Yani yarışma varmış, mutlaka şansını deneme, gitme dedi. Aynen. Zaten hayalimdi. Hayalimi bir nevi de olsa gerçekleştirmiş gibi oldum yani. Şu yani hayalin olmayacak bir durum yok zaten yani. Bakar mısın şimdi? Adamın şöyle gözlere bir zoom girer misin yani? Sen Salih abi boşuna arıyorsun yani mavi gözlü. Bak burada yeşil gözlü var yani. Daha ne diyeyim sana yani. Hadi bakalım diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın paletin renginden ayrılmayın. Akşamleyin herhalde yemek varmış. Yemekte görüşürüz, olur mu? Hadi diyoruz. Bye bye.